ya. Sekizinci haftamızda gözaltında kaybedilen insanlarımız için hakikat ve adalet talebiyle bir kez daha buradayız. Adalet talebimizi yineliyoruz. Ancak adaleti sağlama göreviyle yükümlü olan yargı sistemi gözaltında kaybetme davalarında suçu tespit etmek ve kayıpların akıbetini ortaya çıkartmak yerine devletin inkar ve cezasızlık rejimini pekiştirmektedir. Devletin gözaltında kaybetmelerdeki sorumluluğunu gizleme eğiliminin bir sonucu olarak etkili soruşturma ve kovuşturma süreçleri yürütülmemekte, dava dosyaları maddi gerçekler açığa çıkarılmadan ve failler belirlenmeden zaman aşımı bahanesiyle kapatılmaktadır. 1018. haftamızda bu iddiamıza örnek teşkil eden Abdülmecit baskın dosyasını kamuoyuyla paylaşıyoruz. 41 yaşındaki 3 çocuk babası Abdülmecit Baskın, Ankara Altındağ Nüfus Müdürü'ydü. 30 Eylül 1993 tarihinde makamından çıktıktan sonra özel harekat polisleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alındığı inkar edilen Baskın'ın 3 Ekim 1993 tarihinde sorgulandıktan sonra ateşli silahla öldürülmüş, elleri arkadan bağlı cansız bedeni bir çiftçi tarafından Gölbaşı mevkiinde bulundu. Ailenin başvurusu üzerine başlatılan soruşturma etkin bir biçimde yürütülmedi. Dosya sürümcemede bırakıldı. Ancak olaydan 18 yıl sonra 26.03.2011 tarihinde özel harekat polisi Ayhan Çarkı'nın İstanbul Cumhuriyet Savcılığına verdiği ifadede 1993 yılında özel harekat daire başkanı İbrahim Şahin'in emriyle Abdülmecit Baskın'ın gözaltına aldıklarını ve Baskın'ın özel harekat polisleri Ziya Bandırmalıoğlu ile Ayhan Akça tarafından öldürüldüğünü detaylarıyla açıkladı. Çarkı'nın emniyet ve savcılık ve mahkeme nezdindeki beyanlarının olay yerindeki yer ve mekan tarifleriyle birebir örtüştüğü savcılık ve mahkeme kayıtlarına geçti. Çarkı'nın basına da yansıyan bu itiraflarının ardından Abdülmecit Baskın ve Çarkı'nın beyanlarında isimleri geçen 18 kişiye ilişkin yeni bir soruşturma başlatıldı. Bu soruşturmanın sonucunda 2014 yılında Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde aralarında Mehmet Ağar, İbrahim Şahin ve Korkut Eken'in de bulunduğu 19 kişi hakkında cürüm işlemek için oluşturulan silahlı örgüt faaliyeti kapsamında insan öldürmek suçundan dava açıldı. Mahkemede dönemin üst düzey kamu görevlileri söz konusu öldürmelerin devletin bilgisi dahilinde gerçekleştiğini beyan ederek detaylı açıklamalarda bulundular. Ayrıca suçların kimler tarafından hangi talimatlar doğrultusunda ve nasıl işlendiği mahkeme kayıtlarına geçti. Ancak kamuoyunda Ankara JITEM davası olarak bilinen dava 13 Aralık 2019 tarihinde tüm sanıkların beraatiyle sonuçlandı. Yerel mahkeme tarafından verilen karara karşı aileler istinaf başvurusunda bulundu. 5 Nisan 2021 tarihinde Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi beraat kararını bozarak dosyayı Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Yeniden görülen davanın 26 Mayıs 2023 tarihinde yapılan son duruşmada istinaf mahkemesinin bozma kararına rağmen sanıklar tekrar beraat ettirildi. Mahkemeli gerekçeli kararı 14 Eylül 2023 tarihinde yazarak adeta dosyada zaman aşımı süresinin dolmasını bekledi. 10 yıllık yargılama sürecinde 41 hakim ve 8 savcının değiştiği dava zaman aşıyla sonuçlandırıldı. Bir kısmına Türkiye'nin de taraf olduğu uluslararası düzenlemeler ve içtihatı dayanarak söylüyoruz. Devletin dahil olduğu gözaltında kaybetme suçuyla ilgili yargılamalarda zaman aşımı uygulanamaz. Adli makamlar, siyasi etkilerden bağımsız bir biçimde Abdülmecit Baskın dosyasında adaleti sağlama görevini yerine getirmelidir. Kaç yıl geçerse geçsin, Abdülmecit Baskın için, tüm kayıplarımız için adalet istemekten,
devletin evrensel hukuk normları içinde hareket etmek zorunda olduğunu hatırlatmaktan vazgeçmeyeceğiz. Cumartesi anneleri, İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi, gözaltında kayıplara karşı komisyon. Aslında hislerimi çok ifade edemem. Fakat burada bugün bizimle olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Babam vefat ettiğinde ben daha 9 yaşındaydım. Ve ben babamın otopsi raporunu okudum. Bu benim için çok büyük bir travmaydı. Bugün Besna'yla bunu hatta paylaştım ilk defa. Gelmiyor. Bir çocuk, bugün oğlumla beraber geldim buraya. Dediğimiz gibi biz çocuklarımıza en basit izledikleri bir videoda bile çok hassas davranırken ben babamın otopsi raporunu okuyarak büyüdüm. Çok zordu. Bugün babam için adalet arıyoruz. İnşallah tüm kayıplar için, babam ve babam gibi katledilen tüm insanlar için adalet istiyoruz. Teşekkür ediyorum. Kayıplarımızı bulana kadar, kaybedenlerden hesap sorana kadar mücadelemiz devam edecek. Şimdi karanfillerimizi Abdülmecit Baskın için ve tüm kayıplarımız için Galatasaray'a bırakıyoruz. Gözaltındayken devletin resmi görevlileri tarafından keyfi ve yargısız ifa sonucu katledilip mezar taşı olmayan tüm yakınlarımız.